Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Tamam mı bozuk baba? Tamamdır. Tamamdır çocuk, tamamdır. Hadi. Şu şerefsizlerin ayağının önüne cehennem serelim de görsünler. Uçuruyorum. Bozuk baba dur. Orada? Kampta çocuklar var. Silahlarınızı yavaş yere bırakın ve ellerinizi kaldırın. Hadi! Bak bak bak. Davetsiz konuklarımız da gelmişler. Bu çocuklar buradayken hiçbir şey yapamayacağınızı biliyordum zaten. Türk askerinin merhameti hep gözlerimi yaşartmıştır. (Gülüyor)
komutanım. Hala Kaan ve Haydar Yüzbaşı'dan haber yok değil mi? Yok İlyas. İnşallah sıkıntılı bir durum yoktur. Kopuz ağabeyde bir şey sorulmaz ki şimdi. Sorsak da cevap alabileceğimizi sanmıyorum. Herkesin bir diken üstünde olduğu belli gözüm. Ya Kopuz Albay bize gitmek için izin verecekti de. Üstün tuttu bizi burada ya. İzin verseydin olacaktı ki komutanım. Ne bileyim işte bizim de aklımız o iki telli kurtta kaldı. Komutanım. Server teyze ile Akkızhan'ı da gözlerimizin içine baktılar. Yani bir şey sormadılar ama gözleri Kaan ve Haydar Yüzbaşı arıyordu tabii. Doğru söylüyorsun İlyas. Gökçen de tam bana bir şey soracaktı, görevleri uzatıldım. Kadıncağız daha da bir şey diyemedi işte. Bu seti de bagajdan alabilirsek size zahmet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Selvi Hanım. Bizim oğlanların yoklar da orada. Yoklardı ya. Arkadaşlarının hepsi gelmişti. Gelmiştiler. Bir şey olsa bize haber verirlerdi değil mi? Verirlerdi ya, verirlerdi. Göküş. Bir şey. Gökçen, yavrum. Sen Haydar'la Kaan ne olduğunu biliyor musun kızım? Kızım? Anne, Selver teyze, ben de bir şey bilmiyorum ki. Görevleri devam ediyormuş işte. Görevleri neymiş, söylemediler mi sana? Onların işlerini biliyorsun anne. Söyleyemezler ki. Doğru diyor. Onla yürüyünce bile yarın haberi olmuyor. Bizim nereden olsun, senin nereden olsun? Neyse hadi içeri geçin de ben de yemekleri ısıtayım. Hiçbir şey yemediniz kahvaltıda da. Yok kızım yok. Benim hiç iştahım yok. Ben çıkayım yukarıda biraz uzanayım olur mu? Server teyzeciğim bir şeyler ye öyle çıkarsın lütfen ama. Yok kızım size afiyet olsun. Akkısanın. Hadi bakalım. Gökuş bana da bir şey deme kızım ben de. Hiçbir şey yemeyeceğim işte azıcık dinleneceğim ben. Hiç üstüme varma. Nerede babam? Nerede Kaan amca? Sen de merak ediyorsun değil mi olmuş? Ben de çok merak ediyorum. Ben de. Efendim? Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi albay? Markus. Evet. İşte bu süper. Birbirimizi sesinden tanıyoruz artık albay. Ha ne güzel değil mi? Seninle çok yakınlaştık albay. Çok. Ne istiyorsun Markus? Ne mi istiyorum? Vallahi canının sağlığı. Desem herhalde pek inandırıcı olmaz. İstersen şöyle izah edeyim. Sana benimle savaşabileceğini düşündüren nedir albay? Ha? Ya da şöyle sorayım. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Sen neden bahsediyorsun? Beşime taktığın iki yüzbaşıdan söz ediyorum albay. Maalesef yüzbaşılarınla ilgili. Sana kötü haberlerim var. Ağzında lafı geveleyip durma da söyle ne söyleyeceksen. Vay! Adamlarını öldürüp öldürmediğimi merak ediyorsun. Ama soğukkanlı takılıyorsun. Çok takdir ettim. Neyse, bu kadar korku sana yeter. Adamların elimde. Ama merak etme, hala nefes alıyorlar. Tabii daha ne kadar nefes alabilirler onu bilmiyorum. Sen yaklaşsana biraz yaklaş da ben sana nefes almak neymiş göstereyim. Ben bu ikisini öldüreceğim albay. Ama tabii
tadını çıkarmak istiyorum. İnsanın eline her zaman iki tane yüzbaşı düşmüyor. Bu yüzden bunun özel olmasını istiyorum. Özel bir gösteri istiyorum albay. Yani... Bana bak Markus. Şunu iyi bil. Eğer benim adamlarım şu anda nefes alıyorsa, senin gözlerinin içine bakıyorsa... O zaman sen kendi canından kork. Çünkü değil senin gibi bir Markus, hayvanın sürüsü gelse benim kurtlarıma değil geçiremez. Anladın mı beni? O yüzden sen şimdi onların yapacağı gösteriyi bekle. Sen onu bekle Markus. Akaris. Akaris. Alo, neredesin? Sizin şu albay, nasıl diyeyim, biraz hayalperest biri galiba, ha? Olayları gerçekçi bir açıdan göremiyor sanki. Siz şimdi elleriniz bağlı Kıbrıs'ta, benim elimdesiniz. O sizin beni alt edebileceğinizi düşünüyor. Ya yazık, sizin bu hayalleriniz. Sen bizim hayallerimizi hiç yabana atma Markus. Bize zor diye bir şey yok. İmkansızsa zaman alır. Bu şu Bordo Bereli efsanesi değil mi? Aynen. Göreceğiz bakalım. Tövbe yarabbim kardeşim Allah ya. Neydi bu? Bir lavuk vardı bu göndermişti. Adı neydi onun ya? Alen. Ha, o da böyle gülüyordu. Sonra bozok baba bahçe makasıyla budadı onu. Alen macera perest bir budalaydı. Ben daha çok stratejist bir adamım. Emin ol yüzbaşı, bir sonraki hamlem her zaman hazırdır. Çok iyi. O zaman elimizden nasıl kurtulacağını stratejisini de belirlesen çok iyi edersin Markus. Çok şakacısınız beyler. Ya gayet ciddiyiz. Bozuk baba, ben şimdi ona kafayı stomuk diye böyle. Bunun altından dublörü çıkar mı acaba yani? Şeyden dolayı söylüyorum, kafaya yazık olmasın. Hani yörük geberdiği zaman anlayacağız bu. Gerçeği mi, dublörü mü? Yöntemlerim sizi şaşırtıyor değil mi? Ben bu işe daha sanatsal yaklaşıyorum. Ha? Öldürme sanatı. Kendi yöntemlerimi geliştiriyorum ki... adım tarihe altın harflerle yazılsın. Hay ben senin adına da, tarihine de, sanatına da... Baba, sıfatına da. Ha, sıfatına da. Demek istedim. Çocukları içeri alın. Hadi, hadi. Oyalanmayın. Ben de okumaşacağım. Bıraksana çocukları. Lan bıraksanıza. Çocukları bıraksanıza. Tekrar edin çocuklar. Bıraksana. Hadi. Hadi. Hadi girin içeri. Hadi. Sürme lan elin çocuğa. Lan. Lan bıraksanıza çocukları. Siz şimdi bu çocuklara çok üzülmüşsünüzdür değil mi? He? Üzüldünüz mü? Merak etmeyin. Onlarla ilgili planlarım gerçekleştiğinde üzülecek bir şeyiniz kalmayacak zaten. Bana bak lan. Şekilsiz psikopat. Gücüm bu çocuklara mı yetiyor? Sen elini çözsene.
Ben sana göstereyim. Plan neymiş? Ha? Çöz sen lan! Neyse beyler. Sizi güzel ağırlamak istiyorum ben. Misafirlerimiz için hazırlıklar tamam mı? Çocuklar dışarıda hazırlıyor Markus. Güzel. Görüşürüz beyler. Yörük. Çocukları buradan çıkarmamız lazım. Tamam. Tamam, acele etmemiz lazım. Fazla zamanımız yok. Senden haber bekliyorum. Komutanım. Kutanlış Paşa'ya gidiyorsanız kendisi odasında değil şu an. Eğitim sahasında. Tamam. Allah Allah. Biraz gergin miydin? Hayrolsun inşallah. Sor bir sor. Komutanımız. Komutanım ne yapıyoruz? Neyi ne yapıyoruz Demir? Yani böyle bekleyecek miyiz? İçeri girip bir sorsak mı komutanım? İstersen Kopuz Albay'a yazılı dilekçe verelim Demir, ne dersin? Yani hayır da komutanım, ben merak ettiğim için sordum sadece. Ya benim de canım çıkıyor. Bekliyoruz işte, yapacak bir şey yok. Kopuz Albay bu tarafa geliyor. Dikkat! Bir haber var mı acaba? Bu tarafa gelmiyor. Eğitim alanına gidiyor galiba. Kutalmış Paşa eğitim alanında. Rahat beyler. Allah beyler, kesin bir haber var. Kopuz Albay bize söylemiyor, saklıyor. Kesin. Of. Programda bir değişiklik yok değil mi? Hayır komutanım, timlerin rotasyonu devam ediyor. Pekala. Devam edebilirsiniz yarbayım. Emredersiniz komutanım. Komutan. Kopuz. Markus benimle itibata geçti komutanım. Ve? Maalesef şu anda Yüzbaşı Kaan Bozok ve Yüzbaşı Aydar Bozkurt elinde komutanım. Bundan emin miyiz? Evet komutanım. Benimle irtibat sırasında arka planda Haydar'ın sesini duydum. Doğru söylüyorsun galiba Teğmen'im. Bir haber var ama maalesef çok iyi bir haber değil. Öyle mi diyorsunuz komutanım? Oğlum sizin burada ne işiniz var? Sizin hangarda olmanız gerekmiyor mu? Yani komutanım diyorsunuz ki kötü bir haber var, öyle mi? Yani öyle görünüyor. E gidip soralım o zaman. Aynen. Yok gözüm, gidilmez şimdi oraya. Ha. Doğru. Kıbrıs'taki birimimiz oraya müdahale edemez komutan. Tek şansımız bu. Bu şov meraklısı bir manyak biliyorsun. Bu durumu daha büyük bir gösteriye çevirmek için elinden geleni yapacaktır. Ama biz vakit kaybedemeyiz. Emredersiniz komutan. Bir şey daha var. Şu tezgah işlerini falan bir şeyler yapmak lazım yani. Bunları bu işin uzağında tut.
Sanırım en zor olan da bu komutanım. Ama iyi bir fikrim var. Komutanım, sanırım bizden bahsediyorlar. Bakma oraya gözüm. Bakma, bakmayın. Komutanım, aynen Kopuz Albay bizi göstererek bir şeyler söylüyor ama ben tam ne söylediğini anlayamadım. İlhan, ne diyorum ben? Bakmayın gözüm, bakmayın. Emredersiniz komutanım, bakmayalım. Bakmayalım. Kopuz Albay bu tarafa geliyor. Ulan çok dikkat çektik ya. Gidelim mi komutanım? Ya öyle yapalım, hadi yavaş yavaş. Dikkat! Komutanım, Kaan ve Haydar yüzbaşılar. Demirim, hadi bakalım. Herkes eğitim alanına. Komutanım, eğitim derken? Evet üsteğmenim. Bu kadar hevesle hazırlandığınıza göre eğitimleri çok özlediğinizi düşünüyorum. Kut Almışbaşı orada sizi bekliyor. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Onlar bizi kurtaracak. Yörük, şey yapmamız lazım. Aynen babalar. Ama bu sefer parmak olmaz. Yalama oldu. Bu sefer mevzu parmak değil. Bu çocukları buradan sağ salim çıkartabilmek için bir şey yapmamız lazım. Bu şerefsizin dışarıda en aşağı 120 ya da 130 tane adam var. Haklısın. Kuzeydeki binayı mühimmat deposu olarak kullanıyorlar. Bizi buraya sokarlarken silah taşıdıklarını gördüm. Kapıda da iki tane kamyonet var. Susun! Kesin sesinizi! Sen lan! Lan! Bağırın! Yörük! Ana! Çocuklar, bunları duymadınız. Öyle bir şey olmadı. Unutun siz onları ya. Unutun. Ah evet babalar, ne yapayım? Benim yörükgenlerimden oluyor. Rahmetli yörük denem de böyleydi. Çok güzel söverdi. Küfür derdi. Dilin salatasıdır derdi. Beni çocukken gel lan buraya diye severdi ya. Pardon. Bunu da duymadınız çocuklar. Gel buraya. Ama şimdi o tip... Haydi, haydi. Bunlar daha başlarına ne geleceğini bilmiyorlar değil mi? Yok, bilmiyorlar. Ne yaptın Velid? Yeni kuşları ne zaman postalıyorsun bu tarafa? 2 saate yola çıkarlar. Akşama oradalar. Güzel. Buralarda işi sıkı tutmuşlar Merkus. Çok fazla toparlayamadım bu sefer. 10 kadar çocuk ancak var. 10 çocuk da şimdilik işimi görür. Çocuklar son model silahlardan daha etkilidir biliyor musun Velid? Hayat kurtarırlar. Bugün yüzbaşılar üzerinde bunu bir kez daha test ettim. Yüzbaşılar? Ah! Sen bilmiyorsun tabii. Kılıç timinin 2 yüzbaşısı bugün bizi ziyarete geldi. Kendilerini çocuklarla karşılayınca çok duygulandılar. Hassas insanlar Türkler. Ayva! Demek o ikisi senin elinde ha? Vay 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 vay! Yalnız dikkat et, kampini başına yıkmasınlar.
Bak iplerini sıkı tut sıkı. Tamam Markus? Ben daha önce ne yaptıklarını gördüm yani. Sen de çok abartma Belin. İki Türk 150 adamımın içinde. Bana ne yapabilir ki? Bırak artık şu bir Türk dünyaya bedeldir laflarını. Markus sadece Türk değil. Hem Türk hem özel kuvvetler. Ben sana uyarayım da gerisini sen bilirsin. Tamam. Tamam. Çocuklar yola çıkınca haber ver. Ayva. Çok güveniyorsun kendine Markus. Göreceğiz bakalım. Çok güveniyorsun. Ya oğlum sen de ağzı hızlı sür. Eşeğe biner gibi de böyle ya. Hadi bas bas. Gel. Markus biz hazırız. Öyle mi? Güzel. Konuklarımızı dışarı alın. Ben de geliyorum. Tamam Markus. Şunlara misafirperverliğimizi gösterelim bakalım. Çözün şunların ayaklarını. Getirin dışarı. Yörük. Pardon. Yani lütfen buradan gider misin? Yoksa eşekler seni tepsin emi. Markus dışarıda bekliyor sizi. Markus'un da... Aman bir elime geçirsem ondan var ya. Hadi çabuk getir bunları dışarı. Öldürmeyin onları ne olur. Hadi yürüyün. Babalar bu lavuk ne ayak ya? Oyun oynamak istiyor yürük. Oynayalım bakalım. Konuşmayın hadi yürüyün. Yürüyün hadi. Aslında bunun kafasını gözünü kırıp pekmezini akıtıp oyunu göstermek lazım. Ayıp. Çok ayıp. Misafirlerimizin ellerini çözün lütfen. Buyurun. Oturun lütfen. Az pişmiş severim. Bıçağa değdirdiğin an kaçacakmış gibi canlı olacak et. Tarifi özel olarak şefe veriyorum. Etin bir tarafı ateşi sadece 20 saniye görecek. Diğer tarafı da 55 saniyeyi geçmeyecek. Size nasıl sevdiğinizi sormadım ama... Siz Türkler zaten az pişmiş sevmiyorlar bildiğim kadarıyla. Doğru yapmışsın çünkü biz sevdiğimizi çok pişirir, sevmediğimizi çiğ çiğ yeriz. Hadi başlayalım. Lütfen. Thank you.
Vallahi bu trafik, bu koşturmaca hayra alamet değil. Haklısın Teğmen'im. Sıkıntı büyük galiba. Kopuz Albay da resmen bizi başından atmak için eğitimi kilitledi. Hayır, ne var yani? Bir şey söyleseler. Biz eğitim falan yapmayalım demiyoruz ki. Aynen. İlla adamı meraktan öldürecekler bunlar. Metin binbaşı buraya bakıyor beyler, susun. Çeneniz değil, ayaklarınız çalsın hadi. Harekat merkezinden bir haber gelmedi mi hala? Hayır komutanım. Kaan ve Haydar Yüzbaşı'nın karargaha intikaliyle ilgili bir haber gelmiş olması lazımdı bu saate kadar. İnşallah sıkıntılı bir durum yoktur. İnşallah komutanım. Gel. Komutanım, borçları toplamaya geldim de ben. Afiyet olsun komutan. Teşekkürler. Kılıç timi nerede Doğan? Vallahi komutanım, hangardaydılar. Çay götürdüm onlara ama borçları toplamaya gittiğimde hiçbiri yoktu yani. Peki Kopuz Albay? Ha, o harekat merkezinde komutanım. Tamam Doğan. Çay getireyim mi komutanım? Hayır Doğan, sağ ol. Öylesiniz. Oturun. Nedir durumumuz? Komutanım, Suriye'den aldığım bilgiyi Kuzey Kıbrıs'taki istihbarat birimimizle de teyit etmek istedim. Ve Markus'un bulunduğu kampla ilgili teyit edilmiş yeni bilgiler ulaştı komutanım. Evet. Suriye'den kaçırılan küçük çocuklar komutanım. Markus'un şu anda bulunduğu kampta canlı bomba ve eylemlerde ön saflarda kullanılmak üzere eğitiliyorlar komutanım. Alçak namussuz. Çocukları topluyor, kendine kalkan yapıyor, ellerine silah veriyor, savaştırıyor. Ya şerefsizliğin, namussuzluğun da bir haddi hududu seviyesi vardır ben. Bunu da o da yap. Bizim yüzbaşıların Markus'un eline nasıl geçti de bu şekilde anlaşılıyor. Evet komutanım. Büyük ihtimalle kampa sızdıklarında çocuklarla ilgili bir şey gördüler ve müdahale edemediler. Ve şimdi de o çocukları oradan nasıl kurtarırız diye düşünüyorlar. Bence de öyle komutanım. Pekala. Ben odamdayım ablayım. Gelişmelerden an ve an haberim olsun. Emredersiniz komutan. Asubayım, adamımızdan haber var mı? Biraz önce şifreli bir mesaj geçtiler komutanım. Laskiye'den adaya geçmek için yarım saat önce yola çıkmışlar. Yemeğinize dokunmadınız ama. Hı? Aç değil misiniz yoksa? Markus, ne yapmaya çalışıyorsun? Ne mi yapmaya çalışıyorum? Hı. Uygar bir insan gibi davranmaya çalışıyorum yüzbaşı. Aa, hadi ama. Uygar mı? Sen mi? Niye şaşırdın yüzbaşı? Uygarlığın kaynağı biziz. Dünyanın... Işığı biziz.
Bunu size öğretmeye çok çalıştık, çok çabaladık. Ama öğrenmemekte direldiniz. Höst lan değişik. O toplara hiç girme. Yoksa seni o lavuk dedelerinle aynı sınıfa sokarım. Eşek sudan gelinceye kadar meylete meylete uygarlık neymiş öğretirim. Evet. Büyük Batı uygarlığı. Yunan, Roma. Siz işgal edene kadar Konstantinopolis'te yaşayan büyük uygarlık. Konstantinopolis'ine ha. Dön! Oranın adı istesen de istemesen de İstanbul. Tutsana! Erik. Oturayım değil mi var? Oturayım ben. Oh. Ya karpuz o değil de. Cennet mekan Fatih dedem sizi nasıl ipe dizdi boncuk gibi. Ben sizin Türklerin dünyada varoluşuna temelden karşıyım. Yok 5000 yıllık gelenek. Yok 2000 yıllık ordu. 300 milyon Türk. Bla bla bla. Ne oldu lan değişik? Zoruna mı gitti? Ha? Ama siz hiç merak etmeyin. Benim Türklerle ilgili planım çoktan hazır. 10 Ağustos 1920. Bu tarihi çok iyi hatırladığınıza eminim. Ha? Sevr. O zaman yarım kalan iş tamamlanacak ve Türkler Anadolu'dan atılacak. Çok basit değil mi? Markus, umarım o koca göbeğini suyun üstünde tutmayı başarırsın. Ve umarım yüzmeyi biliyorsundur. Çünkü senin o anlı şanlı sözde uygarlığın bunu en son denediğinde koca tepeden bir yumruk yedi. Ta İzmir Körfezi'ne kadar uçtu. Bu nasıl oldu? Hatırlatayım mı? Hatırlatayım. Türk'ün son başbuğu bizim önümüze geçti. Ve tek bir emir verdi. Markus. Türk'ün gücüyle ezin. Türk'ün gücüyle ezin. Markus. Bunu sakın ola aklından çıkartma. Türk'ün gücüyle ezin. Ebedi başkomutanımızın emri hala geçerli. Ve bu emir günü geldiğinde senin kelleni alacak. Alacak. Yemek bitmiştir. Bunları öldürmek için hazırlayın. Ben gidip biraz dinleneceğim. Bozok baba, yemin ediyorum çatala taktın topu. Köşedeki ağları aldın ya. Ağzına sağlık babadır, Allah'ına kurban. Hadi kalkın. Baksanıza hadi. Bunları götürün hadi. Kalk. Kalk. Hadi. Hadi. Evet. Yürüyün çabuk. Hadi yürü. Son yürüyüşleriniz olacak. Hadi. Yürü. Yürüsene lan. Ne bakıyorsun?
Bunları bağlayın, biz de cenaze hazırlıklarını yapalım. Hadi! Çocuklar, kapatın gözlerinizi abim. Hadi. Yörük Bey, buyurun. Yavaş biraz. Babalar ne yapayım ya? Nal gibi kilit asmışlar buraya. Şurada. Ne orada kız? Anahtarlar cebinde. Helal kız sana. Çocuklar. Arabaya biniz, hepiniz arabaya hadi. Hadi binin arabaya. Yörük. Ha? Sen çocukları toplamaya devam et. Ben Markus alacağım. Uzak baba. Ne oluyor be? Ortalıkta incin top oynuyor. Fırsat varken gidelim, sonra hallederiz. Olmaz Yörük. Ya şimdi ya hiç. Dön de arkana bak yüzbaşı. Komutanım. Süleyman Hanım, hayırdır? Komutanım, Kaan ve Haydar Yüzbaşı'dan haber var mı? Karargâhta kimse hiçbir şey bilmiyor. Belki size bir şey söylemişlerdir. Yok Süleyman Hanım. Yani bu saate kadar onları almam için emir gelir diye düşünmüştüm ama. Haklısın ama maalesef. Yani baksana. Bizi konudan uzak tutmak için bütün time eğitim bile kilitlediler. Komutanım, onlarla ilgili sıkıntılı bir durum olduğunu ama bize söylemediklerini düşünüyoruz. Ama... Komutanım, biz ne yapacağız peki şimdi? Mesai bitince böyle çıkıp eve mi gideceğiz?
Benim hiçbir yere gitmeye niyetim yok İlyas. Nasıl? Sürprizimi beğendiniz mi? Bu adam içimizdeki hainlerden biriydi. Örgütten çıkmak istiyordu. Ben de giderken bari bir işe yarasın dedim. Nasıl? İyi düşünmüş müyüm? Lan şerefsiz. Hala beni tanıyamadınız yüzbaşı. Deponun yakınına bir kamyonet koyuyorum. İki bordo bereli yüzbaşıyı 4-5 adamla depoda yalnız bırakıyorum ve kaçmalarına göz yumuyorum. Sonra da ortaya bu manzara çıkıyor. Bu tür oyunlara bayılıyorum. Filler, atlar, vezirler, şah ve mat. Sizin bütün numaralarınızı görmek istedim. Ve artık oyunun sonuna geldik. Eğer elindeki silahı indirmezsen, arkadaşınla birlikte çocukların hepsi havaya uçacak. Ha, elimdeki butonu vurmaya kalkışırsan yine uçacaklar. Bu adam kaçmaya kalkarsa yine uçacaklar. Yani her halükarda yine de uçacaklar. Eğer silahını bırakmazsan tabii. Psikopat manyak. Bunlar şerefsiz. Sen de! Ölmek için bu kadar acele etmeyin yüzbaşılar. Sizin için çok özel bir gösteri hazırladım. Biraz tadını çıkaralım. Ha? Ne dersiniz? Subayım, şu ana kadar ulaşmış olması gerekirdi. Hala bir haber yok mu? Maalesef komutanım. Mesajları sürekli kontrol ediyorum. Gel. Söyle Doğan. Komutanım şey... Oğlum ne söyleyeceksen söyle, bir de seninle uğraşmayayım şimdi. Şey komutanım, şey diyecektim... Bir koridora bakabilir misiniz acaba komutanım? Koridora mı bakayım?
Ne varmış ki orada? Lütfen komutanım, bir gelebilir misiniz? Oğlum ne var koridorda? Kendiniz görseniz daha iyi olur bence komutanım. Yok yok. Biri ikisi değil, benim adamların hepsi kafayı yemiş. İyi bakalım bari koridorda ne varmış. Niye bekliyorsunuz burada? Mesainiz bitmedi mi sizin? İyi o zaman. Hepiniz gelin içeri. Madem bu kadar merak ediyorsunuz, gelin. Komutanım, ben doğru mu duydum? Kopuz Albay bizi içeri mi çağırdı? Evet İlyas, evet. Ben de şoktayım ama içeriye çağırdı. Buyurun komutanım. Efendim? Buyurun, ilk siz geçin komutanım. Ay, yok canım. Şimdi burada hanımefendiler varken önden ben ne haddime? Buyurun Süleyman. Siz önden. Komutanım, siz buyurun. Vallahi girdi ha. Bir ses yok. Buyurun. Beklediklerim sonunda geldi. Artık gösteri zamanı. Hazırlıklar bitti mi? Kamerayı falan ayarlayın. Tamam Markus, hazır sayılırız. Şefik, Velid'in topladığı çocuklar geldi. Tamam, hemen içeri alın minibüsü, çocukları hazırlayın. Tamam. Biliyor musun Şefik, şu Velid gerçekten de iş bitirici. Bu tür adamları hep takdir etmişimdir. Ben de verdiğin her işi yapıyorum Markus. Bugüne kadar bir aksilik yaşamadık. Kampta işleri çok sıkı tutuyorum. Öyle, elbette öyle. Sen benim en kıymetli adamlarımdan birisin. Alınganlık yapma. Üzülürüm sonra ben. Bölgedeyim albay. Seyfi, Kaan'la Haydar Yüzbaşı şu anda Markus'un elindeler. Kaan Yüzbaşı'mla İzbanduk Yüzbaşı'mla? Vay başıma gelenler. Büyük ihtimalle onları Kıbrıs'taki kampa götürdü. Hızlı olmamız lazım Seyfi. Markus hakkında bir şey öğrenebildin mi? Öğrendim albayım, öğrendim. Bu Markus Kıbrıs'taki kampı için çocuk toplatıyormuş. Toplan da Velid. Şerefsiz gariban ailelerin çocuklarını zorla elinden alıyormuş. Komutanım, ne kadar böyle yetim, öksüz varsa hepsini toplatıyor. Aha!
Aklıma bir şey geldi albay. Sanırım ben bir şeyler yapabilirim. Kıbrıs'taki kampa çocukları götürme ve başımda durmak için bir tane adam arıyorlarmış. Ben zaten Belli'de çaktırmadan aralarına sızdım. Yani İzbandı Düzbaşı'nda Kaan Yüzbaşı'nın nerede olduğunu bulabilirim belki. Bir sıkıntı çıkmayacağına emin misin? Siz hiç merak etmeyin albay. Ben her şeyi ayarlayacağım. Tamam Seyfi. Çok zamanımız yok. O yüzden acele etmemiz lazım. Senden haber bekliyorum. Hadi hızlı olun. Hadi. İnşallah bizim İzbandut yüzbaşı ile Kaan yüzbaşı da buradadır. Hey sen. Nereye gidiyorsun? Hiç bir yere gitmiyorum ya. Böyle öylesine bakıyordum. Yasaktır. Öyle kafana göre kampta gezemezsin. Birazdan ilgileneceğiz seninle. Aracının başında kal. Tamam ya ama aksi çıktı sende. Tamam. De haydi. Kampına. Kolay gelsin. Yo ama soğuktur ha. Vallahi billahi yani soğuktan bağırsaklar bile solucana döndü. Azıcık burada ısınayım. Komutanım, Seyfi'den mesaj geldi. Seyfi kampa girmeyi başarmış. Ama Kaan ve Haydar Zübaşı'ya dair bir izle rastlamamış komutanım. Yoksa... Seymen'im, aklını hemen kötü şeye getirme. Daha net bir bilgi yok. Ya şimdiye kadar onları mı? İlyas. Yapma gözüm. Acı içinde bakıyor ya. Yüreğim kaldırmıyor yemin ederim ya. Sus susuyorum sorma benim de öyle. Ya buradan çıkmanın bir yolunu bulmamız lazım. Ama nasıl? Aynen. Yörük. Bunlar hızlandı. Fazla zamanımız kalmadı. Hadi hadi. Aç şu kapıyı. Ne yapıyorsunuz lan? Kes lan sesini. Ne oluyor be? Bu saatte ne oluyor? Lan bıraksanıza çocukları! Lan! Sus lan! Lan nereye götürüyorsun çocukları? Bıraksanıza lan çocukları! Bana bak. O çocuklardan birinin tırnağının ucuna zarar gelirse... ...seni kulaklarından tavana çeviririm! Sen çocukları düşüneceğine. Önce kendi derdine yan asker. Haydi! Lan! Karışma lan! Hadi, hadi, hadi. 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 Allah kahretsin yahu. Allah bismillah. Ne yapıyorsun lan sen burada? Ben sana aracın başından ayrılma demedim mi? Ya ufak bir su dökecektim üzerinize afiyet. O yüzden bakıyordum. Tuvaletler diğer tarafta. Tamam kızma yahu. Yürü. Bu da bana taktik. Sen konuşuyor musun hala? Yok konuşmuyorum da.
Yürüyün. Belanı versin. Hadi acele edin. Çözün şunları. Lan! Hadi! Ulan ben söyledim var ya. Yalan lan! Çabuk olun, haydi! Allah'a şükürler olsun ki yaşıyorlar. Onları da o tarafa götürüyorlar. Allah'ın belası yerde ne var ki? Bağlayın şunları. Nasıl bir ufacık çocuklara alet ediyor işlerini. Şaşırıyor muyuz? Yok. Babalar, şunun tipe bak ya. Yemin ediyorum eksik kromozom. Evlat olsa sevinmez. Şu çocuğun olsa bağrına basar mısın babalar ha? Evladım diye sever misin? Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Ama bayağı eğlenceliymiş. Daha çok şey göreceksin, sabırlı ol. Şimdi ne yapıyoruz? Ben şimdi ne yapayım? Bunlara bir şey olursa ben Kopuz Baba'ya ne diyeceğim? Allah ne olur yardım et bana. Her şey hazır Markus. Nasıl? Sizin için yaptığım hazırlıkları beğendiniz mi? Vallahi ne yalan söyleyeyim, kampıma renk kattınız. Hayatta bu tür durumların tadını çıkarmak da üstüme yoktur. Bunu anladınız bugün galiba. Size teşekkür etmeden ölmenize gönlüm razı olmadı. Çocuklar ne olacak lan? Of! Çok sıkıldım sizden. Ben size hazırlık diyorum, renk diyorum. Sen bana çocuklar diyorsun yüzbaşı. Biraz sonra onları bu kadar düşündüğünüz için pişmanlık içinde gevereceksiniz zaten. Gösteri başlasın mı? Merhamet ettiğiniz o çocuklar, bakın şimdi size ne yapacak? Lan ya. Kamera hazır olsun. Hadi Şefik. Lan bıraksana çocukları. Sen çok konuşma. Seni geberteceğim oğlum.
silahları! Şefik, parmağımı indirince. Ben yaparım. Vay! Ateşli bir delikanlı. Aferin. Aferin. Madem öyle, o yapsın. Helal olsun sonuna kadar. Sefa burada. Çetin ben. Var mı bir şey? Nereden atıldı bombalar? Anlamadık Markus. Gerizekalısın. Gerizekalısın. Çetin çağırmanı ver. Silahım bende kalacak. Git çocukları arka tarafa götür. Geç. Çıkın deponun arkasını. Koş.
Askerler! Askerler kaçıyor! Lan! Necdet oğlan! Hadi! Allah kahretsin! Gel. Geç içeri. Aptalsınız hepiniz! Aptal! Hayatımda bu kadar aptalını görmedim Şefik! Oradalar! Oraya gitsenize! Ateş etsenize! Gerizekalılar! Geç. Bunlara biri yardım etti. Ama kim? Lanet olsun. Sakallı manyak. Yetti biz Mahmut. Çetin, çocukları arabaya götür hadi. Tamam abi. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar. Arabaya hadi. Çocuklar dikkatli gidin. Çetin yardım et. Seni gördüğüme hiç bu kadar sevinmemişti babalar. Vallahi ben de Esmond'u. Şükür kavuşturana. Hele şu cehennemden bir çıkalım. Çetin ne yapıyorsunuz? Arabaya git. Abi ben de sizinle kalacağım. Silah kullanmayı biliyorum. Çetin olmaz. Hadi arabaya bin. Ama abi. Bak senin bugün yaptığın baba yiğitliği öyle her delikanlıyım diyen yapamaz. Sen üzerine düşeni yaptın bugün. Hadi arabaya. Hadi Çetin. Komutan ne diyorsa. İzbandut. Al. El bombaları. Lazım olur. Aferin o sakallı manyak. Oraya gitsenize! Ateş etsenize! Ne duruyorsunuz? Hadi durmayın! Ateş edin! Durmayın hadi! Öldürün onları! Seni hediye getirmiş bak. Vallahi mi? Oh. Bir tane de yanında bulunsun benden. Ver. Hay maşallah be. Yürük. En sevdiğim Emel. Lütfen Emel. Ben gittim ben. Gerizekalılar! Git! Yürü! Gitsene gerizekalı! Aptal bunlar, aptal! Hepsi ölüyor bunların! Ölüyor! Markov, gitmemiz lazım. Aptal! Yörük kaçıyor şerefsiz. Yörüşüm açık değil baba. Ah! Markoç!
Markus vuruldu. Markus kurtar beni. Ne yapıyorsun Markus? Bir de seninle uğraşamam. Markus'u kaçırdık. Onu nasıl alacağız Yörük? Nasıl alacağız? Hadi şurayı başlarına yıkalım. Bana uyar. Seyf abi, ya komutanlara bir şey olursa? Ne yapacağız? Ola sus sen de. Zaten canım burnumdadır. Yok kurban olduklarım, çıkın oradan. Çıkın yavrum. Ses gelmiyor ya. Bir haber yok mu acaba? Ben anlamadım ki bu işi ya. Lan. Böyle içeri girilmez ki. Olmaz yani. Başka bir şey bulmam lazım. Doğan düşün lan Doğan. Çay alsam, çay dağıtıyor bahanesiyle içeri girsem bir şey duyar mıyım acaba? O da olmaz. Olmaz. Olmaz yani. Kopuz babadan fırçayı yeriz o zaman da. Ah be abi be, Allah aşkına bir ses verin. Allah Muhammed aşkına ya. Komutanım, Seyfe. Çevrim içi yap kızım. Seyfi ne yaptın? Albayım. Kaan'la İzbandut yüzbaşımı kampta buldum. Ama... Evet Seyfi. Çocukları kurtardık. İzbandut'la Kaan yüzbaşım kampı havaya uçurdu. Seyfi ne geveliyorsun ağzında? Şey albayım, kamp havaya uçunca onlar da buradaydı. Yani patlamadan kurtuldular mı, kurtulmadılar mı bilmiyorum. Ben burada kalacağım. Ortalık biraz sakinleşince gidip bakacağım. Tamam Seyfi. Tamam. Yardım et ya. Onların yokluklarını gösterme. Gidelim. 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 Gidelim.
Ay babam. Seyfim sağ olasın. Allah razı olsun. Çetin'im senden de Allah razı olsun kardeşim benim. Çocuklar iyi misiniz? İyi çocuklar ha? İyiyiz, iyiyiz. Gel bakalım. Hoppa. İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ver bir öpüş bakayım bundan. Sen de bakayım. Oh. Ulan sakallı. Anca burada saklan. İnsan gelir yardım eder be. Uy, izbandut izbaşı. Öyle deme. Burada tuz yumurtladım, tuz. Vallahi billahi kalbim duracaktı neredeyse. Bana burada bir şey olmadı ya. Daha da bir şey olmaz ha. Sen nasıl kalp temizleyeceksin Sokarni? Senin kalbin terste. Dokuz zemlesin. Ne diyor ya? İneyim değil mi? Hadi çocuklar üşümeyin. Evet, siz içeri girin. Hadi arabaya. Tamam. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Arabaya yazmış. Hadi arabaya. Tamam mı? Hadi fırla. Aa, yüzbaşı çok meraktadırlar. Eyvallah. Yüzbaşı bozuk. Allah Allah. Etme! Allah Allah. Ne bu? Ne bu? Allah çok şükür. Çok şükür. Yüzbaşım. Komutanım, Yörük de ben de iyiyiz. Markus'un kampına hava uçurdu. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Kaan Yüzbaşı ile Aylar Yüzbaşı. Allah'ıma bitirdiler işi. Allah'ıma bitirdiler. Helal olsun size be. Çevirmiş. Disiplinsiz danalar. Ne biçim tim bu ya? Senin ne biçim timin var ya? Manyakların hepsi hareket merkezinde toplanmış ya. Sedat, ne oluyor oğlum aşağıda? Tamam, teşekkürler. Kaan ve Haydar Yüzbaşı kurtulmuş komutanım. Markus'un kampını da havaya uçurmuşlar. Ay kurtlarım benim. Dikkat! Komutanım, çocukların hepsi iyi sağ olsun. Seyfi tam zamanında yetişti. Ancak komutanım, Markus'un kampını havaya uçurduk. Fakat Markus kaçmayı başardı. Onu tam patlamadan önce kaçarken gördük komutanım. Eğer izin verirseniz peşinden gitmek istiyoruz. Hayır yüzbaşım. Siz vakit kaybetmeden bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tarafına geçin. Önemli olan sizin ve çocukların kurtulmuş olması. Birazdan zaten Rum tarafının askerleri de bölgeye damlayacaktır. Onlarla asla karşı karşıya gelmemeniz gerekiyor. Komutanım, bakın Markus eğer... Yüzbaşım, General kurtulmuş be. Emredin komutanım. Allah'a şükür sağ salim bu işi atlattınız. Ve çok büyük bir başarı elde ettiniz. Bu örgütün en büyük kamplarından birini dağıttınız. Bu hem büyük bir başarı hem de onlara vurulmuş çok büyük bir darbe. Kısa zaman içinde de bu Markus alçağını ele geçiririz, merak etmeyin. Sadece şimdi emri dinle ve Rum tarafını hemen terk et. Emredersiniz komutanım. Size alınlarınızdan öpüyorum. Sağ olun komutanım. Albayım. Emredin komutanım. Bu iki timi de yarın sabah eğitim alanında görmek istiyorum. Emredersiniz. Eksiksiz. Emredersiniz.
Albayım. Acaba diyorum, bu eğitim alanında biz şey mi yapsak? Şöyle güzel bir mangal. Bu çok iyi bir fikir komiser. Hazırlıklara başlayabilirsiniz. Emredersiniz. Daha çocuklar. Türkler bu yaptıklarının hesabını verecekler. Verecekler! Ben de aramanı bekliyordum Markus. Geciktin. Seni de, adamlarını da kendi ellerimle öldüreceğim. Anladın mı beni, albay? Kendi ellerimle öldüreceğim. Markus'un gücü tükenmez. Bunu hala anlamadınız. Kampımı havaya uçurmanın bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Sen bize hiçbir şey yapamazsın Markus. Ne sen, ne de senin tasmanı tutanlar karşımızda duramayacak. Az sonra sana da gelecek. Hiç merak etme onu. Canın cehenneme soysuz köpek. Alo Velid, sabah Türkiye'ye geçiyoruz. Hazırlıklarını yap. Kahretsin. Görürsün albay. Türkiye'de yapacaklarımı gördükten sonra bakalım benimle nasıl konuşacaksın. Size Markus'un kim olduğunu öğreteceğim. Markus'um ben. Markus! Gel. Komutanım Kobuz albay. Gel Kobuz. Komutanım, Markus nerede? Şaşırmadım. Ne o, yine tehditler mi savurdun? Evet komutanım. Belli ki bizim iki deli kurt onun damarına basmayı başarmış. Kimle dans ettiğini yeni anladı o. Yalnız bundan sonra daha sinsice davranacaktır. Onun için biz dikkatli olalım. İstihbarat işi sıkı tutsun. En olmadık yerde saçma sapan bir şekilde karşımıza çıkabilir. Öyle görünüyor komutanım. Ben çıkıyordum, beraber çıkalım. İyi akşamlar albayım. Sağ olun komutanım, size de. Komutanım, siz daha çıkmadınız mı komutanım? Doğan, Kobuz albay niye çıkmadı, niye odaya girdi? Kobuz albay göreve döndüğünden beri karargâhta kalıyor komutanım. Müsaadenizle komutanım. Sağ olasın babalar. Yörük,
Sen nasıl teneke ağızlı bir adamsın ya? Teneke ağızlı. Ne yapayım babalar? At ağızlı olsam daha mı iyi? Çete baba. Demek ki sen Bahar yengenin kuzenisin ha? Allah'a benziyorsun biliyor musun? Sağ ol abi. Teo, nerede benziyor? Valla ben hiç benzetemedim. Ya benim Bahar'ım böyle mi sanki? Ay kurban olayım ben ona ha. Bahar'ın öyle güzel gözleri var ki. Vallahi ataşa düşse böyle ataş yana. Ben ona kurban... Bu Çetin kardeşim dedi ki Seyfi abi ben de geleyim. Önce dedim yok. Dedi abi vallahi bak geleyim işine yararım bak şeye lazım olurum dedi. Vallahi ben de dedim ki tamam. Yani çok cesurdur ha gönüllü geldi kendisi sağ olsun. Hadi Çetin sen çocukları arabaya bindir. Tamam abi. Hadi kurban olayım ben sana. Hadi başla. Ufacık çocuğu işine alet etmişsin sakallı. Halbuki var ya, sakalları kessen 15 gösterirsin ha. He. He. E valla. Valla. Dur bakayım. Bak. Atası. Valla doğru söylüyorsun ha. Sakallar biraz olgun gösteriyor sanki ya. Kessem mi acaba? Ama alışmışım o öyle şey. Çocukların kağıtları hazır. Yola çıkabilirsiniz. Madem öyle. Tamam o zaman. Bütün adresler burada herhalde. Seyfo, çocukları ailelerine ulaştırınca haber edersin, olur mu? Emredersin komutanım. Vallahi çocuklar önce Allah'a sonra bana emanet. Eyvallah. Aynen sakallı. Dikkatli ol bak. Hadi görüşürüz. Hadi yolun açık olsun. Çok sağ olasın. Sizi hiç unutmayacağım. Biz de seni hiç unutmayacağız bir tanem. Bak sen çok cesur bir kız. Hep öyle kal, tamam mı? Tamam. Aferin sana. Gel bakalım. Teşekkür ederim. Rica edersin. Yapışıklar bakalım. Buradan ver. Hadi dikkat et kendine, tamam mı? Tamam. Hadi koş arabaya. Hadi hoşça kal. Ay cimcim be, kupolu be senin o yüreğine. Hadi tamam hadi. Görüşürüz komutanım, kendinize iyi bakın. Bozok baba. Kıbrıs'ta yerine getirilmesi gereken son bir görevimiz kaldı. Onu da yarın halledip buradan gidelim. Hadi bakalım. Adını, tadını, kokusunu ver oğla. Kahramanlıktan alır. Kahramanlık demek, Mehmetçik demektir. Arz ederim.
insanla ve barışa büyük bir hizmette bulunmuş olacağımıza inanıyoruz. Böyle umarım ki kuvvetlerimize ateş açılmaz ve kanlı bir çatışmaya yol açılmaz. Biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil, bunlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. Türk halkının meşru ve önüne geçilmesi imkansız istek ve iradesine tercüman olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene! Allah Allah, sabah sabah niye geldi acaba? Kötü bir şey olduğunu sanmıyorum paşa. Kaygılanmayın siz. Paşam. Günaydın. Günaydın Çiğdem kızım, hoş geldin. Bir sorun yok değil mi? Yok yok, merak etmeyin siz. Her şey yolunda çok şükür. Otur evlat, otur, otur. O zaman seni gördüğüme çok sevindim be kızım. Kopuz, kılıç. Herkes iyi değil mi yani? Evet evet, herkes, hepimiz çok iyiyiz, merak etmeyin siz. Ah şöyle. Paşam. Heh. Ben yakınlardayım, bir şey olursa seslenirsiniz, olur mu? Tamam kızım, tamam. Görüşürüz, tamam. Sağ ol. O zaman sen sabah sabah buraya bir şey danışmaya geldin. Kuru kuru sohbet olmaz. Çay kahve ne içersin? Kahvaltı yaptın mı? Hadi gel şöyle kahvaltı yapalım seninle diyeceğim ama buranın kahvaltılarına kahvaltı demek için 1000 şahit lazım. Şöyle kızarmış ekmeğe
tereyağını süremedikten sonra, yanında tavşan kanı çay içemedikten sonra, kahvaltıymış. Paşam, formunuzdasınız yine. Maşallah, sizi çok iyi gördüm. Sağ ol kızım, sağ ol. Sabah sabah seni buraya getiren ne acaba? Paşam, ben bir şey düşündüm. Ama sizin yardımınız olmadan tek başına bunun üstesinden gelemem. Buraya sizden önemli bir şey rica etmek için geldim. Aferin Yavuğum. Selvi Hanım'a haber vermedim. Kızım uyuyor mu daha? Yok yok, uyanmış uyanmış da gözleme yapıyormuş. Siz başlayın, ben geliyorum hemen dedi. Gözleme mi yapıyormuş? O zaman ben onu bekleyin galiba. Akşama ben ne pişirem, ne istiyorsun? Canı ne istiyorsa onu yap anneciğim, hiç fark etmez bana. Bana bak, bizim Haydar'dan haber var mı? Geldi mi bir şey? Benden saklamıyorsun değil mi? Yok. Anneciğim niye saklayayım senden? Vallahi haber yok. İnşallah bugün gelirler kızım. İnşallah anneciğim. Hay Allah. İnşallah. Ben kaçtım artık anne. Çok geç kaldım. İyi hadi bakalım, hadi güle güle. Hadi oğlum, hadi yavrum. Oh. Günaydın. Çiğdem. Günaydın. Ah, günaydın. Çiğdem. Kızım yoksa? Ha, yok yok Serhat teyzeciğim, hiç merak etmeyin siz. Yani Kaan Yüzbaşı da Haydar Yüzbaşı da çok iyiler. Ah, çok şükür. Hatta görevleri bitti, dönüş yolundalar. Ne güzel bir haber getirdin güzel kızım. Geç içeri, acık bir şeyler ye. Ay, baba bak, ben de gözleme yapmıştım. Hadi gel, gel. Çok isterdim de benim zamanım yok. Karargaha dönmem gerekiyor. Teşekkür ederim. Aslında ben sizden bir şey rica edeceğim. Caner annem, bak bugün hayatının en önemli derslerinden birini alacaksın. Alışveriş yapmanın incelikleri. İleride çok işine yarayacak. Doğan abim Allah senden bin kere razı olsun diyeceksin. Nitekim Çiğdem teğmen de benim bu yönümü anladığı için bu görevi doğrudan bana verdi. Neden? Çünkü bir, buradaki bütün malları tanıyorum. Kaliteden anlıyorum. İki, kalite benim göbek adım. Üç kardeşim. E abi biz ne alacağız buradan? Güzel soru. Bu da dört. Aferin oğluma. Hemen Çiğdem teğmenin vermiş olduğu listeyi çıkaralım bakalım. Liste yok. Abi arka cebin, arka cebine koymuştun onu sanırım. Aferin lan, bu da beş. Aferin oğluma. Bakalım şimdi ne varmış burada? Duvar boyası, tavan boyası. Rulo fırça. Rulo fırça, alçı, bir de mop seti. Mop seti ne lan? Abi uzun sopalı paspaslarla kovaları falan var ya, o mop seti işte. Ha. Aferin bak seni denedim ama hemen ona aferin, sen boş çocuk değilsin, boş adam değilsin, boş çocuk değilsin. Hemen şimdi bulalım boyalarımızı bilmem nelerimizi, gidelim karargaha, geç kalmayalım tamam mı? Tamam. Gel buraya, acelemiz var çünkü. Neredeymiş buraya? Hop gençler, hoş geldiniz. Hoş bulduk dayı, nasılsınız inşallah? Allah şükür beyen, idare ediyoruz. İyi işler yolunda, güzel güzel maşallah. Bak dayı, buraya geldik. İlk dükkan bizi ikinci dükkana gönderttirme. Bak ayağımız alışsın Allah aşkına. Bak liste bu. Ona göre de bir fiyat çıkartırsın bize. Duvar boyası ne renk olsun? Açık renk olsun. Açık renk, bej, kum beji, kum taşı, vanilya, buz beyazı, fil dişi. Ne bunlar? Açık renk boyaların isimleri. İstersen göstereyim renkleri. Yok dayı sen gösterme. Bize en açığını ver işte biz gidek ya. Neresi boyanacak? Dayı sen ne yapacaksın, nerede kullanacaksın affedersin? Ne soruyorsun bu soruları sen? Sen bize en açığı ver, biz gidelim Allah aşkına ya. Öyle olsun. Oğlum, şunları hazırla. Siz de oturun isterseniz, ayakta kalmayın. Yo yo, iyi böyle ya. Gençler, siz ne iş yapıyorsunuz? Ne iş yapıyoruz biz? Biz ne iş yapıyoruz biz? Biz boyacıyız biz. Boyacılıkta yenisiniz galiba. Kısmen. Yani o neymiş ya öyle?
Allah Allah. Ne kadar hoşuma gitti ha. Bak iki hafta sonra doğum günüm ha. Alabilirsin bunu bana. Adama bak ya. Ahiret sürüsü soruyor. Tövbe yarabbim. Vallahi billahi böyle bir şey yok. Üstümü başımı yırtacağım. Adam ahiret sorusu sordu kardeşim ya. Bu nedir ya? Ya Caner, sanırsın dünyayı taşıyorsun. Hızlan biraz ya. Tamam abi. Hayır, daha gideceğiz. İleriden temizlik malzemesi alacağız. Karargaha geç kalacağız abicim ya. Merkos, niye Türkiye'deyiz? Ha? Planlar neye değişti? Bak burada işimiz çok zor ha. Bize burada göz açtırmazlar. Bana bu sözleri söyleme Velid. Senin işin çözüm üretmek. Çözüm! Sen bunun için para alıyorsun. Şimdi git üç tane araç bul. Bunları kullanacak üç tane de gerizekalı. O albayla generale... Markus'a nasıl davranmaları gerektiğini öğreteceğim. Markus'un gücünü görecekler. Savaş artık kendi topraklarında olacak. Ne diyor bu ya? Allah'ını seversen. Tamam, ayva. Olur. Bak şimdi Candaş, sana bir parça içeceğim. Aklın gelecek bak. Bu aynen bak. Güzel. Bak böyle. Sözleri duyuyor, ne kadar iyi bak. İşte bu işte bu. Ben bundan daha iyisini yaparım. Aa, yaparsın. Görürsün bak. Bir şarkı üzerine çalışıyorum. Sözlerim süper. Ya he. Bitince ilk sana dinleteceğim. Görürsün iyi. Hadi bakalım. Gençler, şeyi soracağım ya. Haydar Yüzbaşı burada olsa siz böyle parti style müzik dinleyebilecek miydiniz acaba? Hayır, aklıma geldi. Aa, özür dilerim ya. Haydar Yüzbaşı dedim değil mi ben? Hayır, sizin deyiminizle şey demeliydim. Yarma Yüzbaşı ya da yaşlı yüzbaşı değil mi? Komutanım, şarkı çok güzel ama dinlemek ister misiniz? Onu fark ettik. Komutanım, olur mu hiç öyle şey? Demir, İlhan, aç çıkarın artık o kulaklıkları. Emredersiniz komutanım. Sonra şey yapalım, ben sen dinleyeceğim. Evet. İlyas? İlyas. Geliyorum komutanım. Çiğdem Teğmen gelmedi komutanım. Evet ya, fark ettim. Hasta falan mı oldu acaba? Çünkü sabah ordu evinde de göremedim ben onu. Gecikmezdi de o. Komutanım. Hah, Doğan. Günaydın komutanım. Günaydın Doğan. Ne yaptın? Söylediklerimi halledebildin mi? Aldın mı her şeyi? Hallettim komutanım. Hiçbir eksik yok. Sağ ol Doğan, sağ ol. Sağ olun komutanım. Çay içer misiniz komutanım? Bizimkilerle içerim orada. Siz bilirsiniz komutanım. Günaydın beyler. Günaydın komutanım. Günaydın komutanım. Taze çay demlendi. İlk size getirdim komutanım. Buyurun. Doğan, eline sağlık. Afiyet olsun. Sağ olun. Komutanım buyurun. Doğan sağ olasın ya. Afiyet olsun komutanım, rengine bakın ya. Sağ ol gözüm. Oh, afiyet şeker olsun. Sağ ol Doğan. Adamsın bayındır. Afiyet olsun komutan. Doğan. Emredin komutanım. Çayların yanında bizi atıştıracak bir şey de getir ya. Getireyim komutanım, her şey var, tatlı tuzlu. Sizin için özel hillem peyniri bile aldım. Elli midir o? Evet.
Sağ ol Doğan. Efendim sen iyi misin ya? Geç kalınca merak ettik. İyiyim komiserim, iyiyim. Teşekkürler. Önemli işlerim vardı, onları hallettim. İyi yaptın. Hatta beyler, bu akşam çıkışta size bir yere kaybolmuyorsunuz. Birlikte dışarıda halletmemiz gereken bir iş var. Komiserim siz de kesinlikle geliyorsunuz. Tamam. Geliyorum. Geleyim de. Nereye geliyorum Teyvan? Ben o zaman size şimdi bütün detayları şöyle anlatayım. Ben diyorum ki... Çocuklar bu masa yetmez ama ha. Bunu dışarı götürdükten sonra geri gelin, birkaç tane daha alın. Tamam mı abicim benim? Aslan parçaları, sizinle gurur duyuyorum. İftihar ediyorum sizinle. Hadi bakayım koçum be. Heh, gel aslanım, gel. Gel. Bunu alın abicim. Bunu alın. Daha bir daha geleceksiniz ama. Bir iki tane daha bir şey var, onları da alacaksınız. Masa alacaksınız. Tamam mı abicim? Koçum, ne yaptın? Çatal bıçağı götürdün mü? Onları önceden götürdük. Aferin be, aferin be. Caner. Buyur abi. Etleri en sona bırakıyorsun, tamam mı oğlum? Tamam abi. Bak, sucuk aldık mı lan? Var tabii abi, sucuksuz mangal mı olur? Ne bileyim oğlum, ben açlıktan ne dediğimi biliyor muyum ya? Harbiden acıktım ha. Bak bir şey söyleyeceğim. Ekmeği bol tutuyorsun, yoksa biz bu adamları doyuramayız. Ekmek bol olacak, meşrubat olacak, içecek olacak. Devamlı vereceğiz. Ekmek olacak ki doyacak bu adamlar, yoksa doyuramayız. Tamam abi. Doğan. Emredin komutanım. Kaan Yüzbaşı ile Haydar Yüzbaşı'yı sen karşılayacaksın. Bir saate burada olurlar. Sonra ne yapacağını biliyorsun zaten. Biliyorum, emredersiniz komutanım. Hazırlıklar bitti mi Doğan? Bitti. Desem yalan olur ama bitmek üzere, çok az kaldı komutanım. Tamam Doğan, acele et. Hadi. Emredersiniz komutanım. Doğan hangi birine yetişsin acaba? Doğan hangi bir niyetçisin acaba? Her şeye Doğan'da, 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 Doğan. Ya Doğan da bir insanoğlu. Doğan da bir Ademoğlu. Hayır, benim canım çıktı. Ben burada bir gün durmasam, bu karargâhta bir gün durmasam bütün işler duracak ya. Her şeye Doğan, her şeye Doğan. Yapmayın bu kadar, benim üstüme gelmeyin ya. Şişt, dur dur. Sefer. Bu bardaklar kime yetecek Sefer? Koskoca tim geliyor güzel kardeşim. O bardaklar kime yetecek? Vallahi onu bunu bilmem kardeşim. 10 sefer de olsa gideceksin, geleceksin. 10 sefer gidip geleceksin. O bardakları götüreceksin Sefer ya. Ya Allah'ını seviyorsan kendinizi bana, beni komutanlara mahcup etmeyin kardeşim. Lütfen sizden rica ediyorum. Lütfen diyorum bak kardeşim. Hadi koçum be, güveniyorum size. Hadi Sefer. 3 sefer, 5 sefer git gel, çöz bu işi Sefer. Caner, hadi abi. Allah boş duranı sevmez. Ben ekmekleri aldım, sen de onları al. Diğerini de al. Çocuklar, hadi çocuklar, hadi çocuklar. Albayım. Komiserim. Kaan'la Haydar döndüler mi? Gelmek üzereler komiserim. Güzel. Her şey hazır mı? Hazır komiserim. Biz niye duruyoruz? Biz de gidelim o zaman. Demin. Hoş geldiniz komutanım. Babalar. İkinizin de ağzı kulaklarında vallahi. Utangaç ergenler gibisiniz ama ben sana söyleyeyim, bu işi çok uzatıyorsun. Babalar. Niye kimse yok lan? Evet, niye kimse yok? Geldiğimizi unutmuş olamazlar herhalde. Allah Allah. Bak çok bozuldum şimdi, niye kimse yok? Ahan da bayındır. Komutanım hoş geldiniz. Hoş bulduk bayındır. Hayırdır? Sizi eğitim sahasına götürmem söylendi komutanım. Eğitim sahasına mı? Eğitim sahasına. Karagöz ne oluyor? Anam. Yoksa Kobuz albay gelir gelmez bize eğitim mi kilitledi? Anlarız şimdi Yörük.
Buyurun komutanım. Sen de benim gördüğümü görüyor musun? Aynen görüyorum Yörük. Ana Kutalmış Paşa ile Kopuz Baba da orada. Yemin ediyorum gözlerim yaşardı ha. Vallahi utandım. Utanmalısın zaten. Kutlama diyordun. Ahanda sana baba gibi kutlama. Ya. Babaların kutlaması böyle olur işte. İki dakikada sattın beni. Öyle. Gel. Geliyorlar. Bravo! 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 Helal olsun. Helal be, helal. Bravo komutanım, bravo. Oğlum, bravo, bravo. Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Durun ya. Bravo! 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 Helal olsun. Kurulun oğlum be. Bravo be, helal olsun be. Helal be. Bravo. Yürüyüşlerinize kurban. Başlayamaz. Rahat. Hoş geldin evlat. Sağ olun komutanım. Hoş geldin evlat. Sağ olun komutanım. Tebrik ederim. Sağ olun komutanım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sağ olun komutanım. Ya ne oldu bu etler çocuğum? Pişmedi mi? Öleceğiz açlıktan ya. Hemen bakayım. Rahat, rahat evlat. Sonunda geldiniz. Bunu becerebilecekler mi? Öyle göründüklerine bakma. Yapacakları iş için sıkı pazarlık yaptılar. Aileleri için bir top para kopardılar benden. Epey param gitti. Bu işin hakkını vermek zorundalar. Yoksa bunlarla beraber ailelerini de gebertirim. Biliyor musun Velid? Senin bu paraya olan tutkun beni çok etkiliyor. Bu tarafını çok takdir ediyorum. Ama belki vizyonunu biraz genişletsen. Ha? Hayır. Detaylarda boğuluyorsun. Neyse. Evet. Ne yapıyoruz şimdi? Ne yapıyoruz? Bombaları araçlara yüklenecek işte. Hadi yükleyin araçlara. Tamam Veli. Hadi işinizi yapın haydi. Tamam. Eylem planın hazır mı? Hazır.
kişi. Üst burası. Bu üste bağlı 7 tane köy var. Şu köyden gölgeleri gitse bana yeter Velid. Doğan oğlum dikkat, kıracaksın lan. Tamam tamam komutan. Dur bakayım Candaş. Candaş dikkat. Yavaş. Dur lan dur, elim ki kesildi lan. Oğlum bütün ağırlığı bana veriyorsun. Babuş sen ne sahtekar adamsın ya. Asıl bütün yük bende oğlum. Oğlum önümü göremiyorum. Önümü. Ya önüne hadi, bak hadi hadi. Komutan. Kadet. Tuttun mu? Tuttum tuttum ben de. Hadi. Tut arkadan sen komutanım. Yine komutanım. Tamamdır. Eline sağlık. Bozok baba ne oldu? Vidaladın mı? He, yörük. Vidaladım. Anladım. Demek İbrahim Bey karargâhta kalıyormuş ha? Ay vallahi ne iyi düşündün Çiğdem bu işi. Çok akıllı kız maşallah. Çok, çok. Ya. Valla ben hepinize çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız bu kadar şeyin altından kalkamazdım ben. Ne demek? Valla Kopuz Baba burayı görünce suratı ne hale alacak çok merak ediyorum. Valla çok şaşıracağı kesin. Ne yapacak oğlum? Çok mutlu olacak. Evlatlarım bana ne güzel bir şey hazırlamış diye çok sevinecek. Server teyze, heh. Ben çayı demleyeyim mi artık? Demle kızım, demle. Börekler soğumadan çayımızı da içelim. Tamam. Kaan. Hadi çocuğum, sen de git su getir. Hem o plastik çatal bıçaklar var orada. Hadi yavrum, hadi. Anneciğim ben... Ha, börekler soğuyacak. Hadi Kaan. Çiğdem çok iyi yaptı gerçekten. Ha, evet. Bayağı iyi yaptı. Gerçekten. Ya Funda, bizim şu kokoreç, şırdan, dürüm işini ne zaman hallederiz? Ne zaman muhabbet çeviririz? Bilmem, yaparız bir ara. Siz sağ salim döndünüz ya. Önemli olan. Değil mi? Hadi gel. Şimdilik Server teyzenin börekleriyle idare edelim. Gökçen bu su kirlenmiş. Değiştireyim mi ben bunu? Ay çok iyi olur vallahi ya. Değiştirsene. Tamam. Komutanım açıktan almamız lazım komutanım. Evet. Açıktan alalım. Getirin bakalım ne istersiniz? Ya Doğan, İlyas. Ben de yardım etseydim oğlum size. Yok komutanım biz hallederiz ya. Zahmet olmasın size. Herhalde ben zahmet etmeyeceğim lan. Ata ağızlı. Ata ağızlı mı? Emredersiniz komutanım. Sen otur oğlum, dinlen acık. Daha yeni geldin görevden. Acık istirahat et, otur. Doğru söylüyorsun hakkı sen de. Bayağı yoruldum ben, şey yaptım. Haydar. Hı? Bak oğlum, bak.
Kalk işin ucundan tutuver azıcık, oturuyorsun sabahtan beri orada. Kalk. Anacığım ben de görevden yeni geldim. Ha? Ya bu nasıl bir çifte standart anlamadım ki. Ne diyorsun sen, ne çiftesin? Kim çifte? Ha, Göküş acil gitmeniz lazım. Çocuklar, gelin siz de. Börek soğumadan, hadi. Hadi buyurun, buyurun. Buyurun çocuklar. Haydi, haydi hızlı da kamyon kalmamış. Çabuk olun ya, çabuk haydi. Ya azlıkla siz de gülün ya. Her ayı siz aldınız, bana somurtuyorsunuz oğlum. Dünyanın sonu mu? Haydi. Lan gerizekalı. Bizi patlatacak, yavaş kaldır şunu. Hırt. Yürü. Alo. Ne yaptın Velid? Durum nedir? Sabah hazır olur. Peki diğer meseleyi halledebildin mi? Onu halletmen çok önemli. Ben olaylara sanatsal olarak yaklaşıyorum. Bunu atlayamam. Ya bak, bir tane buldum dediğinden... ama adam eşek yüküyle para istiyor benden ya herif. Senin istediğin bulmak çok zor buralarda. Yok. Yine paradan bahsediyorsun Velid. Neyse. Sanatın değeri parayla ölçülemez. Onu al ve oraya götür. Sabah görüşürüz. Ya bir sürü manyakla çalıştım. Bunun gibi psikopatına denk gelmedim. Bu başka türlü bir şey ya. Allah. Haydi oğlum, haydi, haydi, haydi. Çabuk lan. Bak hala duruyor. Gel, haydi. Baba. Günaydın evlat. Günaydın. İyi misiniz bu kadar erken arayınca? İyiyim oğlum, iyiyim, iyiyim. Seninle çok acil görüşmem gerek, tamam mı? Karagöz adresi biliyor. O seni alıp getirecek. Acil? Baba, sağlığınızla ilgili bir sorun yoktur inşallah. İyiyim oğlum, iyiyim. Bekliyorum seni, hadi. Tamam. Birazdan burada olur. Çok teşekkür ederim paşam. Çok sağ olun. Allah Allah. Doğan. Kırlangıç Paşa seni aramış galiba. Evet komutanım, çıkalım hemen. İyi de nereye gidiyoruz oğlum? Ben bilmiyorum ki komutanım. Yani bana adres verdiler. Evet. Buraya getir dediler yani. Hay Allah. İyi peki madem. Acele edin. Acele edin. Gösterime geç kalacağım. Haydi çabuk olun, arabalara bindirin şunları, haydi. Hızlı, haydi. Unutmayın, aynı anda saldıracaksınız, tamam? Saldırı üssün üç mevzilerine eş zamanlı olacak. Tamam mı? Tamam Velid. Haydi. Enstrümanım istediğim yere taşındı mı? He Markus. Geceden hallettim bu işi. Hadi o zaman binelim. Sanatımı icra etmek için sabırsızlanıyorum. Ya bu var ya, tam hastaneye kapatmalı. Deli ya. Deli, deli. Gidelim.
Doğan, neresi burası? Bilmiyorum ki komutanım. Buyurun komutanım. Baba. Gel evlat. Burası neresi? İçeri geçelim hadi. Tamam da ne işimiz var burada? Çok soru soruyorsun evlat. Hadi geç. Burcan, paşamı ben alırım. Siz zahmet etmeyin. Evine hoş geldin evlat. Bu nasıl? Bütün bunları bu deli kız planladı. Fidan. Komutanım, her şeyi hep beraber yaptık. Sağ olun. Çok sağ olun. Şey, acıkmadık mı komutanım? Hani kahvaltıya geçsek mi acaba? Vallahi acıktık bayağı ya, değil mi? Sofra hazır. O zaman hep beraber masaya geçelim. Hadi. Şey yapayım ben de, çay koyayım o zaman. Ben de sana yardım edeyim. Hadi, ben yaptım. Tabii tabii, yapmam. Hadi sen, hadi. Hadi. Şu böreği de servis yap isterse. Tabii servis edeceğim. Zahmet olacak. Teşekkür ederim.
Para olan ayakta kalma oğlum. Acık bir şeyler ye, otur. Teşekkür ederim Hakkı anne. Yenge afiyet olsun. Komutanım afiyet olsun. Sağ ol Hüseyin'im. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Komutanım ben de börek alabilir miyim acaba? Tabii, şöyle sana büyüğünden. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Yenge ben alayım onu. Yenge mi yedi o? Oha. Yani komutanım siz zahmet etmeyin. Dağıtayım ben. Dağıt İlyas, dağıt. Başla buradan dağıtmaya. Selver teyze, bu börekler neli? Isparaklı yavrum. En sevdiğim vallahi ya. İçinde demir var ya, ondan o çok seviyor teyzeciğim. Ne kadar komiksin sen. Allah. Sizi kızı bildiği gibi yapsın, bildiği gibi. Amin komutanım, afiyet olsun. Amin. Lütfen. Geçti artık, otur. Anne, yağda yumurta yapmadınız mı? Ben yapayım hemen. Hemen yaparım ben, tabii tabii. Yenge var mı başka? Ben yerim yenge, ben de yerim. İki, üç, başka? Yenge ben de yerim ama beni iki kişi olarak düşün. Tamam. Üçe beş yap. Tamam, hemen geliyorum. Doymuyor bu çocuk. Senin kocaman bir ailen var Kopuz. Evet baba. Benim çok güzel, kocaman bir ailem var. Komutanım paşam. Buyurun hadi. Aynen komutanım. Vallahi acele edin yoksa bu çekirge sürüsünden size bir şey kalmayacak. Gel. Buyurun komutanım. Buyurun. Lütfen Selver Hanım. Lütfen, lütfen. Rahatsız olun. Buyurun. Mustafa bana bir çay getir oğlum. Emredersin. Batuş mevziinde yaklaşan şüpheli bir araç var. Tekrar ediyorum. Batuş mevziinde yaklaşan şüpheli bir araç var. Aracın kimliğini tespit etmeye çalışın. Komutanım, Güneydoğu uç mevzine şüpheli bir araç yaklaşıyor. Komutanım, üst ana giriş bölgesine yaklaşan şüpheli bir araç var. Ne oluyor ya? Araçların menşei anlaşılabildi mi? Tekrar ediyorum, bilgi verin.
Araçlarda ne olduğu ya da sivil olup olmadığı tespit edildi mi? Olumsuz komutanım. Olumsuz komutanım. Hayır komutanım. Komutanım dışarıda çok garip bir durum var. Saldırı olabilir. Haklısın başçavuş. Ama sivil olma ihtimalini de göz önüne almak lazım. Araçları üst bölgesine yaklaştırmayın. Tekrar ediyorum. Araçları üst bölgesine yaklaştırmayın. Başçavuşum, olası bir saldırı ihtimaline karşı mevzilere çabuk. Emredersiniz komutanım. Hadi beyler hadi. Herkes mevzilerine çabuk koşun. Tatlıya geçtim galiba. Hı hı. Ben doymadım. Şaka. Valla ben patlayacağım ama kendimi durduramıyorum. Her şey çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun yavrum. Ye biçer döver ye. Ben nasılsa bunları ikinize sahada erittiririm. Komutanım ben ne yaptım? Demirye de benim ne suçum var? Komutanım yesinler değil mi? Çünkü bunlar gençler. Nasıl olsa yakarlar. Yaşlı değiller yani sonuçta. Hayda. Komutanım niye öyle söylediniz şimdi? Burada yaşlı kimse yok ki yani. Öyle mi diyorsun? Allah Allah. İzninizle. Albay köye geldi mi, generalin öldü mü? Gönderdiği notimler kurşunlara geldi mi? Mendili albaya, mendili verdim albaya. Üsse araç yolladım onları patlatmaya. Mendili albaya, mendili verdim albaya. Üsse araç yolladım onları patlatmaya. Albay köye geldi mi, generalin öldü mü? Gönderdiğin o timler kurşunlara geldi mi? Mendili albaya, mendili verdim albaya. Üsse araç yolladım onları patlatmaya. Nasıl? Bu şarkıyı beğendin mi, albay?
çok takdir ettiğine eminim. Bu şarkıyı senin için özel olarak besteledim. Sözlerindeki temel vurguya dikkat çekmek isterim. Üsse araç yolladım onları patlatmaya. Ben telefonu meşgul etmeyeyim de patlama haberlerini bir an evvel al. İyi günler. Al bak.